Bismillahirrahmanirrahim. Sıfırdan irap videolarımızda ilk PDF'imizin sonuncu sayfasını irdeliyoruz. Madde 3 yine muzarifin irabı tekunu olur. Alametu raf'il ef'alil hamseti. Ef'al-i hamse. 5 ef'al fiiller manasına geliyor. Yani beş fiil. Beş fiilin raf alameti olur. Beş fiilin raf alameti ne olur? Nun'un subutu yani nun'un varlığı, nun'un mevcudiyeti yazıda var olması beş fiilin raf alametidir. Muzari fiilin sonunda nun varsa o muzari fiil merfudur. Ve hamsetu 5 fiil nedir? Her muzari fiil ki ne olmuş? Kendisine, kendisine tesniye elifi veya cemi vavı veya müfret müennes muhataba yası bitişen muzaridir. Tekrar et. Kendisine müfret müennes muhataba yası veya cemi vavı veya tesniye elifi bitişen her muzari efali hamse. 5 muzariden birisidir. Misalun örnek. Yel'abu muzaridir. Mazisi la'ibe. Peki yel'abu'yu ele alalım. Elef'alul tu 5 fiil. Minhu ondan yani yel'abudan nelerdir acaba? Yel'abani tel'abani. İki tesniye. Yal'abani, Tesniye'dir kendisine. Tesniye elifi bitişmiş ve hemen peşine Nun geliyor. Tel'abani, bu da Tesniye. Tesniye elifi bitişmiş, peşine Nun gelmiş. Yal'abune, Tel'abune. Bunlar da cemidir Kendisinden Cemiy'i, Vav'ı bitişmiştir. Ve Vav'ın peşine gelen Nun orada görüyorsunuz. Bir de Tel'abine var. O da müfret, müennes muhataba yası var kendisinde. Bu bahsettiğimiz müfret müennes muhataba yası olsun, cemi vavu olsun, tesniye elifi olsun. İşte bunların peşine gelen nunu görüyorsun zaten. Bu nunun varlığı. Nun burada varsa bunlar merfudur. Nun yoksa merfu değildirler. O zaman şu an görmüş olduğun bu beş fiil. Şu an beş tane fiil görüyorsun. Yel'abani tel'abani. Hocam yel'abani tesniye mi? Nerenin tesniyesi? Yani yel'abani, yansurani, yektubani fark etmez. Üçüncü şahıs oluyor değil mi? Diğer bir deyiş ile müfret değil tabi. Tesniye müzekker gaiptir. Tesniye müzekker gaiptir. Yani üçüncü şahsın tesniyesidir, müzekkeridir. Tel'abani yine üçüncü şahıs olarak değerlendirebilirsin. Tesniye elbette ikinci şahsı olarak da değerlendirebilirsin. Hem müzekere hem müennese uyumludur. Yel'abune cemi müzekker gayb. Tel'abune cemi müzekker muhatap. Tel'abine müfrettir. Aralarında müfret olan sadece bu. Müfret müennes muhataba oluyor. Hepsi bunların ne? Merfudur. Tesniyelerde olsun. Cemi müzeker muhataplarda, cemi müzeker gayetlerde, müfret müennes muhatabada nunun varlığı ile o merfu oluyor. Yelhaba, telaba, yelhabu, telabu, telabi bu şekilde yazılırlarsa sonlarında nun olmaz ise hangi durumda olmaz? Bunların başında nasbeden bir şey olursa veya cezmeden bir şey olursa. İki durumda da sondaki silinir. Eğer nasb eden edattan dolayı silinmiş ise o zaman nasb alameti olarak silinmiştir. Cezmeden bir şeyden dolayı silinmiş ise o zaman cezme alameti olarak silinmiştir. Örneğin işte orada ne geçiyor? Yel'abbu ne geçiyor mesela? Yel'abbu ne? Bu muzari'nin evverine bir tane nasbeden edat koyalım mesela en koyalım en den k nasıl eder değil mi en yine olmadı en yel a bu ne diyebilecek miyiz artık en yel a bu diyeceksin değil mi sondaki nun olabilir mi olamaz nunu yazmayacaksın artık niye Başa en geldi. En geldiği için muzari'nin sonundaki nun harfini yok etti. O zaman yelab bu nedir? Mensuptur. Nasb alameti ne? Nun'un hasfi. Nun'un yazıda yer almaması. Bu kelime mensup. E yine yelab bu ne? defa en değil de onun evlerine lem getirmiş olsaydım. Lem yelabu olur değil mi bu durumda da? Lem yel'abu. Yani sonda nun var mı? Nun yok. Nun niye yok? Lem'den ötürü. Lem ne yaptı? Muzari'nin sonundaki nunu yok etti. Peki bu durumda yel'abu kelimesi. Üstteki yel'abu, alttaki de yel'abu. Yazılışlara aynı Muzari'lerin. Evvellerindeki etken, amil başka ama. Birinde en var. Enden sonra gelen muzari, yel'abu olarak gelen muzari, mensup, nasb alameti nunun hasfi lem lemden sonra gelen muzari meczum cezm alameti nunun hasfi nunun yazıda yer almaması bu anlattığım sadece cemi müzekkeri gaybi has değil elbette burada gösterilen 5 fiil için geçerli nun varsa merfu nun yoksa mensup da meczum da olmaya elverişli evveldeki amile bağlı yel abani nedir Merfudur. Raf alameti ne? Subutun nun. Nunun var olması. Niye? Çünkü bu muzari fiil nedir? Min fa'lil hamseti. Beş fiildendir. Yel'abuna alamet-i raf, raf alameti nedir? Subutun nuni. Niye? Le'ennuhu minene fa'lil hamseti. Çünkü beş fiildendir. Peki, yel'abani. Örnek olarak yel'abani ele alıyoruz. Nedir? Muzari fiildir. Fi'lun mudari'un merfu'un muzari fiildir, merfudur. Ve alamet raf'ihi onun raf alameti nedir? Subutun nuni, nunun sabit olması yani var olmasıdır. Niye peki nunun varlığı onun raf alameti oluyor ki? Li'en لأن, yani an yel'abani demektir değil mi? Hu o yel'abani fiili var ya minel efe'lil hamseti beş fiildendir. Peki kendisindeki elif neş? Elif elif zamirun muttasilun muttasıl bir zamirdir. Mebni ale sukuni sukun üzere mebnidir. Elif her zaman zaten sakin olur hareket kabul etmez. Sukun üzere mebnidir yani harekesi yoktur. Fi mahalli rafin mahallen nedir? Merfudur ve faildir. Mahallen merfudur çünkü faildir. Failler merfu olması gerekir. Peki niye mahallen? Çünkü mebnidir. Mebni olanlar sadece mahallen irap alır. Sondaki nun neyin nesi? Ve nunu nun ise harfun bir harftir. Nasıl bir harftir? La mahalle lehu min el iradi irattan kendisi için bir mahal olmayan bir harftir. Mahal yok yani konum yok. Eşittir nun mahallen merfudur, mahallen mensup, mahallen meczum gibi bir ifade kullanılamaz kendisi için bir irab ifade edilemez. Onu ifade ediyor. Bu anlatılanlar neyle alakalıymış? Beş fiil ile alak alakalıymış. Muzaride beş fiil var. Beş fiil derken nelermiş? Madde bir. Muzarinin tüm tesniyeleri. Esasen muzarinin tesniyesi sadece kendi başına dört tanedir değil mi? Üçüncü şahıs için hem müzekker hem mühendis için birer tane olur. Etti iki. İkinci şahıs için hem müzeker hem müennesi düşünürsen iki de orada var yaptı sana 4. Beşincisi cemi müzeker gayb olur. Cemi müzeker gayip Altıncısı cemi müzeker muhatap olur. Yedincisi müfret müennes muhatabı olur. O zaman 7 feildir bunlar. Esasen tek tek sayarsan 7'ye çıkar. Hani ben manası var bir de nefsim tekelim vahde, nefsim mütekelli, mütekelli mali gayr kalıbını düşündüğümüzde en soru en soruyu düşündüğünde orada nun yok ya yani, değil mi orada kelime nunla bitmiyor dolayısıyla konu dışıdır orası ee, peki yedi tane olmasına rağmen niye beş fiil diyor neden böyle yapıyor çünkü yazılışı itibariyle yazılışı itibariyle beş fiildir farklı farklı yazılması itibariyle yani yel'abani cemi müzekker gayb bir tane yel'abani var muzaride. Ama tel'abani bir tane mi var? Üçüncü şahıs da var. Yani tesniye müennes gaybede. Başka? İkinci şahıs da var. Tesniye müzeker muhatapta. Yine ikinci şahıs da var. Tesniye müennes muhatapta Üç tane tel'abani geçer muzarinin çekimine baktığında. Ama tek olarak yazılır. Çünkü yazılış aynıdır. Kalıp kalıp farklı olsa da yelabuna telabuna bunlar da bir tane kendisinden başka yok. telabine bu da tektir. yelabba telabba yelabu telabu telabi şeklinde karşına çıkabilirler. İstersen ketebe yektubu olarak düşün. yektubani yektuba. yektubune yektubu şeklinde yani kelimeleri hem merfu, hem mensup, hem mezum olarak muzarelerin çekimini şöyle birkaç defa yaparsanız ne olmuş olur? Onların mensup haline, mezum haline de alışmış olursunuz. Bu şekilde bu videomuzu tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda farklı bir pdf ile inşallah karşınızda olacağız.